da şehit düşen binlerce askerimizin ve e, güvenlik görevlisinin kemiklerini sızlatmıştır. PKK'nın elinde tuttuğu askerlerin serbest bırakılması sırasında ortaya çıkan görüntülere en sert tepki İşçi Partisinden geldi. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey bu görüntüler şehitlerimizin kemiklerini sızlattı dedi. Olay vatan savunmasında şehit düşen binlerce askerimizin ve güvenlik görevlisinin kemiklerini sızlatmıştır. Şimdi Tayyip Erdoğanlar Amerikan planları doğrultusunda milletimizin, milli devletimizin imhası ve Türkiye'mizin bölünmesi görevlerini sürdürdüklerini ortaya koymuşlardır. Bu devlet töreniyle, şaşalı törenlerle yapılması tamamen ABD'nin piyano durumunda olan bu Amerikan enstrümanları yani AKP ve PKK birbirlerini meşrulaştırmaktadır. Öcalan meşrulaştırılarak Tayyipistan'ın eş sultanı haline getirilmektedir. Amaç Türk milletini bölünmeye ikna etmektir. Türk milletini bölünmeye ikna etmedik edemeyeceklerini bugün teslim alınan, teslim serbest bırakılan o kamu görevlilerimizin oradaki dik duruşları dahi göstermiştir. onları dahi Oradaki haksız tutulma, tutulan yurttaşlarımız dahi serbest bırakılmaları noktasında bu ikna olmayacaklarını ortaya koymuşlardır. Özbey Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan koalisyonunun bölünme planlarına asla izin vermeyeceklerini de belirtti. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'mizi bölme planı yürütmektedir. Burada... PKK'yı ve AKP'yi kullanmaktadır. Koalisyon halindedir PKK ve AKP ama bu planların yürümeyeceği ortaya çıkmaktadır. İstedikleri kadar böyle gösteriler yapmaya kalksınlar. istedikleri kadar yurttaşlarımızı bölünmeye, ikna etmeye kalksınlar. Çıkmazdadırlar. Başarısız olacaklardır. Milletimiz ayağa kalkmaktadır. Türk milleti bölünmeyi kabul etmeyecektir. Bunu göstermektedir. Çok yakında bu bölme ve yıkım saldırısı hak ettiği en sert cevabı milletten alacaktır. Çok yakında göreceğiz. Bu olay bir kere daha göstermiştir ki Ankara'da bir Türk hükümeti yoktur. Ankara'daki BOP eş başkanlığı yıkmak görevinin ne kadar acil ve yakıcı bir görev olarak önümüzde olduğunu bu olayda bir kez daha gördük. Milletimiz İşçi Partisi'nin önderliğinde ayağa kalkmaktadır ve çok yakında BOP eş başkanından kurtulacağız ve milli hükümetimizi kuracağız.